Mumcunun Faresi. Eser Sadri Ertem. Seslendiren Fatma Gökbulut. Mumcu Sabih Efendi çekmecesini açtı ve korkuyla kapadı. O gün alışverişi tas tamam 10 kuruştu. "Şu," dedi, "bekar çamaşırı yıkayan dul kadınlar da olmasa sittin sene çekmeceye metelik düşmeyecek." Sabih Efendi 10 kuruşu yeleğinin cebine indirdi. "Yaza da yeter, kışa da yeter. Çoluğu çocuğu da geçindirir. Hey babam hey," diye söylene söylene dükkanın kepenklerini indirdi. Alaca akşam karanlığında evine doğru yollandı. Sabih Efendi'nin babası mumcuydu. Babasının babası mumcuydu. Büyük babası da mumcuydu. Velhasıl Sabih Efendi, halis muhlis mumcu oğlu mumcuydu. Sabih Efendi, bugün 10 kuruş kazandı diye kendisini efkârı fukaradan bir adam zannetmeyiniz. Gerçi bugün için Sabih Efendi, hali vakti yerinde sayılmaz. Babası Sabih Efendi'den daha zengindi. Büyük babası İstanbul'un mum kralıydı. Amma ve lakin bu mum kralının torunu dımdızlak kaldı. Büyük babasının İstanbul'da ışık kralı olduğu heybetli devirlerinde dünyanın petrol kralları henüz birer baldırı çıplaktı. Hava gazı kralı o zaman sokaklarda donsuz bir mahalle piçiydi. Elektrik kralları henüz analarının karnında bile değillerdi. Sabih Efendi'nin büyük babası 6 kollu Şam'dan devrinde atlı arabalı, kelli felli, adı her yerde dolar gibi anılır bir haşmetliydi. İstanbul'da ilk lambacı mağazası açılıp ta ilk alışveriş ettiği gün büyük babasının yüreğine indi. Sabih Efendi'nin babası o büyük, o muhteşem mumhaneyi küçültmekten kurtaramadı. Sabih Efendi bir taraftan petrol, bir taraftan hava gazı, bir taraftan elektrik hücumuna uğradı. Sabih Efendi bu 3 hoyrat delikanlının hücumu önünde sattığı mumlar gibi eridi, eridi. Müşteriler azaldıkça azaldı, azaldı. Türbeler kapalı, donanma geceleri mum yakan yok. Yalnız ve yalnız şu karşıki handa oturan birkaç dul mum satın alıyor. Bu kadınlar çamaşırları yıkadıktan sonra ütülerler. Ütülerken de ütünün altına nemden, ıslaklıktan küf tutmasın diye mum sürerler. İşte Sabih Efendi'nin bugünkü hali. Sabih Efendi dükkanından çıktıktan sonra dükkanında farelerin cümbüşü başladı. Dükkanda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya, har vurup harman savurmaya başladılar. Yukarıdan aşağı takır, tıkır, 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 tıkır gürültüler aldı yürüdü. Büyük bir fare Sabih Efendi'nin oturduğu yere oturdu. Kalınca bir cami mumu içinde koyun koyuna yatan 2 fare başlarını delikten uzattılar. Beyaz, sipsivri dişlerini gösterdiler. Dükkanı yalnız bulan fareler birbirlerine sırıttılar. Sol köşeden de koskocaman, kuyruklu ve iri yarı bir fare çıktı. Yavaş yavaş ilerledi. Kendine ancak büyük cami mumunu layık gördü. Mumu dibinden kemirmeye başladı. Kırt, kırt. Bir diş, bir diş daha koskocaman mum tepe aşağı oldu, devrildi. Mumun oyuğu içinde sevişen genç fareler birbirlerini gıdıklarken zelzeleye tutulmuş gibi tepe taklak gittiler. Gürültüyü işiten farelerin Sherlock Holmes'u koskocaman bıyıklı iri yarı bir kedi heybetli heybetli pençelerini açtı ve saldırdı. Fakat Arsène Lupin'ler kaçtılar. Sabih Efendi'nin heybetli komiseri eli ağzı bomboş döndü. Gürültüden çil yavrusu gibi dağılan fareler soluğu birer köşede aldılar. Genç ve delikanlı fare komşusunun duvarını aştı, komşusunun evini geçti, bir ev daha dolaştı. Bir tavan arasında bir tekir kediyle dövüştü. Nihayet yeşil tepeli beton duvarlı ve kanatları yoluk eski yel değirmenlerine benzeyen elektrik dairesine girdi. Delikanlı fare bu yeni girdiği yerde üst üste kıvrılmış
kocaman makaralar gördü. İncecik ve sipsivri dişlerini uzattı, mini mini burnuyla etrafı kokladı. Bu yeni yer mumcu dükkanı gibi kokmuyordu. Delikanlı ısırdı. Buradaki tat yıvışık mum tadı değildi. Bir daha ısırdı. Aa, bu bir ipek. Ne tatlı, ne yumuşak şey. Bir diş, bir diş daha saldı. Yepyeni bir tat aldı. Kavuçuğu ısırdı, ısırdı. Delikanlı fare yedi, yedi, yedi. Elektrik nakleden tellerdeki ipekleri ve kavuçukları karnı doyuncaya kadar yedi. Ve bakır tel diline burukluk verince derhal yerini değiştirdi. Ve telin başka yerini kemirdi. Delikanlı fare teli öyle kemirdi ki 10 bin evin ve 20 caddenin aydınlığını su içer gibi içti. Birdenbire yatsıya yakın bir zamanda ampuller birer marsık oluverdi ve Beyazıt'tan Fatih'e kadar ortalık kapkara, zifiri bir hal aldı. Otomobillerin ışığı karanlıkta çakılan bir çakmak gibi ışıldıyordu. Siz tasavvur ediniz, bir Ramazan gecesinde Beyazıt-Fatih arası zifiri karanlıkta kalsın. Bu ne korkunç şeydir. Herkes mum mum diye sokağa fırladı. Mum bir anda büyük çölde bir bardak su kadar kıymetlendi. Herkes söyleniyor, kahvedekiler mırıldanıyordu. Bu ne hal, mum, mum. Dakikalar geçti, ışıktan haber yok. Mum arayan kahveci, dükkancı ve ev sahipleri Sabih Efendi'nin dükkanının önünde biriktiler. Sabih Efendi evinden davet edildi. İhtiyar mumcu dükkanı açtı. Dükkanda 10 senedir satılmayan mumlar yarım saatte satıldı. Sabih Efendi bu ümit edilmeyen neticeden fevkalade memnun oldu. Son kalan mumu son müşterisine verdikten sonra ''Garip kuşun yuvasını Allah yapar'' diye söylendi. Ve akşamüstü dükkanı kaparken unuttuğu kapanları kurdu, kepenkleri tekrar indirdi. Ertesi sabah dükkana geldiği zaman Sabih Efendi ağzında ipek ve kauçuk kırıntıları olan bir delikanlı fareyi kapanda sıkışmış buldu. ''Bir düşmandan kurtuldum'' diye sevindi. Kıssadan hisse. Şu dünyada nice insan tanırım ki bu mumcunun faresi gibidir.